Sevgili seyirciler, şimdi Opel Astra 2016 model arabanın yanındayız. Bu araba gerçekten muhteşem bir araba. Buradan araba almak isteyenlere sesleniyorum. Bu arabayı kaçırmayın. Muhteşem, kurşun geçirmez, gerçekten anlatacağız. Şimdi bu arabanın böyle durmasına bakmayın. Gerçekten sağlam bir araba. Opel Astra'nın buradaki bu camlar kırılmaz bir camlar. Gerçekten kırılmaz, hiçbir zaman kırılmaz. Bu arada böyle çıkmasına bakmayın bunun da. Hareketli yani. Bu hareketli cam olduğu için böyle ara sıra çıkar, geri yerden korsunuz bunu. Yoksa kırık olduğundan değil. Şimdi bu arabanın bu lastik hem karda, hem yağmurda, hem dağda, her alanda gerçekten muhteşem bir lastik. Bu lastiği tercih edelim. Bu lastiğin havasının inik olmasının sebeplerinden bir tanesi araba sarsılmadan gitmesi için böyle bir dizayn yapılmış. Buna asla hava vurmuyoruz. Bu arabanın lastiği böyle, özellikle böyle. Şimdi burada uzaktan kumandalı bir aynası var bunun. Bu ayna 180 derece, hatta 180 derece oluyor değil mi? 180 derece dönebilen bir ayna. İsterseniz böyle çevirip böyle bakabiliyorsunuz, saçınızı tarayabiliyorsunuz buradan. Sonrasında da tekrar kumandasına basıp böyle çevirip yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bunun böyle, bu arada bunları kamera arkasında keseriz. Bunları göstermememiz lazım. Bu genelde böyle duruyor. İşte 180 derece döndüğü için bu böyle. Ve tabii bu kapı gerçekten kurşun geçirmez bir kapı. Bu cam da böyle. Şimdi arabayı anlatıyoruz. Bu arada arkadaki sağ sol lambaları da çok şey. Bu sağ sol lambasının açık olmasının tek sebebi farklı bir hava katmak için bu. Yağmur damlaları buradan girdiği zaman buradan içeriye sızmasın diye böyle bir burayı açık yapmışlar. 2016 model. Ve devam ediyoruz. Tabii ki buradan böyle döndüğümüz zaman araba çok muhteşem. Bu arada tabii ki bu arabayı alabilmeniz için sipariş vermeniz lazım. Şimdi burada bir delik var. Bu deliğin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama içinde bir şey var bu deliğin. Anten. Evet, çok güzel bir şey. Buradaki deliğin amacı anten. İstediğiniz bütün televizyonları, radyoları buradan izleme imkanı bulabilirsiniz. Şimdi bütün arabalarda sadece aynası var, sol aynası da var. Ama biz özellikle 2016 bu arabanın sağa ayna yaptık, sola ayna yaptırmadık. Bunun nedeni nedir? Siz arkaya bakıp dalıp da kaza yapmasanız diye. Eğer bir ayna olsaydı arkadaki gelen arabalara baktığınız zaman önünüzü göremiyorsunuz değil mi? İşte biz de ne yaptık? Sol tarafa şoför koltuğunun yanına ayna koydurmadık. Bu kadar şimdi. Bakalım bizden sonraki arkadaş Fatih bu arabayı nasıl anlatacak? Hep beraber onu izliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, merhabalar yeniden. Bugün size yepyeni 01 arabamızın tanıtımını yapacağız. Bugünkü arabamız Opel Corsa. Uzun yılların deneyimi, Ar-Ge çalışması sonucunda karşınıza böyle bir şaheser çıktı. Öncelikli olarak arabamızın ön panelinden başlayalım. Arabada bir gizem var. Hangi markaya ait olduğunu göstermesin, daha sonradan sırrı çözülsün diye. Amblem siyah mat şeklinde yapılmış. Yanında farlar, halojenik farlar var. Biraz hareketli farlar deniyor bunlara. Açıya göre kendini ayarlıyor. Sinyal vereceği tarafa dönülürken, dönüleceği zaman kendini amorti ederek açıya göre kendisini yeniden yansıtıyor. Ön tamponda ayrıca esnek bir tampon, hareketlere ve hassas darbelere karşı dayanıklı. Onun yanında yan tarafta gördüğümüzde çelik jant, çelik alaşımlı jantımız vardır. Yanlarında özel pas boyası yapılmış, özel fabrikasyon ürünü. Lastik derinliği gayet güzel. Bir de burada enteresan görebileceğiniz, enteresan gelen bir konu var. Nedir o? Lastik havası biraz düşük yapılmış fabrikasyon ayarı. Neden? Çünkü savrulmayı ve yoldan çıkmalara karşı kazaları önleyici açısından lastik ayarı düşürülmüş vaziyette fabrikasyon. Bir de burada neyimiz var? Sağ sinyal. Özür dilerim. Sağ aynamız var. Burada açısal olarak her tarafa hareketli, algılayıcıları tam ve sizi hiçbir zaman için yoldan çıkartmayan
Fakat devamlı olarak da yolda kontrol sağlayabileceğiniz bir pozisyon. Camlar tabii ki çok dayanıklı. Saç üstün Alman kalitesinde. Bunun yanında yine arka tamponlarda hassas, elastik, darbe emici özelliğine sahip. Burada özel bir jant, özür dilerim, özel bir benzin kapağı var. Metalik alışımlı yapılmış. Süper benzin kullanıyor sanırım. Burada da arka sinyallerimizde değişik bir özellik var. Buradaki rüzgarın aldığı istikametten doğru giderken rüzgarın girişi ve havalı lamba, havalı sinyal rolü üstleniyor. Onu da nasıl yapıyor? Şuradan giren hava deliklerinin sayesinde hava araca etki etmeden dönüş yapabiliyor. Yine arkada amblem siyah mat şeklinde yapılmış ve dikkat çekmiyor. Neden? Çünkü gizlilik ve gizem uyandırması gerekiyor. Ayrıca burada da terbiyesizce bir şeyler yazılmış. Bunları siliyoruz. Arka silecek çok kısa bir açıyla silme yapıyor ama etkisi tam cepheye. Burada ise gizli bir bölüm var. Bu gizli bölümde de ne var? Onu anlatalım size. Gizli bölümün özelliği içine bir anten barındırması. Fakat bu sanırım Renault firmasıyla ortak bir Ar-Ge çalışması sonucu yapılmış ve gizlenmiş içeriye. Yine burada tabii ki az önceki gibi havalandırılmış özel arka stoplarda. Burada da rüzgarı akışına göre arabanın savrulmasını engelleyen bir arka rüzgarlığımız mevcut. Çelik jantlarımızdan bahsetmiştik. Buradaki ise özel algılayıcılı kamera sensörleriyle yapılmış. Arkadaki gelen aracı selektör ve sinyallerden algılayan sensörlü ön iç ekrana yansıtan duyarlı bir sol olmayan sağ ayarımız var. Yeni bir araçta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.